Herkese merhaba ve Continuum'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölüm arasında biraz bir şeyler yaptım. Çok abartı bir şeyler olmasa da hemen size göstereyim. Ee, şimdi öncelikle demiştim ki ben bir sonraki bölüm şu drill'e şunu yapacağız demiştim. Ki yapacağız da. Kesinlikle yapacağız. Fakat bizim atladığımız çok küçük bir detay var. Şimdi biz dedik ki bunlar basit. Şunlar zaten sadece lapis lazuli istiyor. Bu kenardakiler basit. Sadece signalım -um zor dedik. Tamam. Şimdi aklımıza gelmeyen şeylerden birisi şu. Ee, bu arkadaş Redstone eritebiliyor fakat erittikten sonra bunun içinden nasıl alacağız? Normal şartlar altında bunun içinden bunu alması bizden tek bir şey ister. O da e, Fluid Transposer. Ve Fluid Transposer yapması da bir tane daha Machine Frame istiyor. Ki eğer geçen bölümü izlediyseniz Machine Frame'lerin ne kadar pahalı olduğunu biliyorsunuz. Yani bu çok e, mantıklı bir seçenek değildi. Fakat şanslıyız ki ben denedim. Direkt buraya Tinkers Construct'ta kullandığımız faucet ve altına bir tane tank koyarak içindeki sıvıyı alabiliyorum. Ve tanktan da kova'ya geçiriyorum. Kova'dan da kullanıyorum. Yani o yöntemi kullanarak ben signalımı elde ettim. Signalımı hatta, ups, avuç, burada görebiliriz. İşte burada 4 ingot signalı, değil mi? Güzel. Fakat ondan sonra başka daha büyük bir sorun karşıma çıktı benim. Ne çıktı? Bir daha bir şuraya geçersek, ee, bunlar. Normalde bunları kolay olarak değerlendirmiştik, ama bizden çok sorun olacak bir malzeme istiyor. Prismarine shard. Prizmanın işaretle elde etmenin kolay bir yolu yok bu mod paketinde. Neyse o. Tek yapabileceğimiz kabul etmek. Peki ben Guardian'ları nereden bulacağım? Sorun şu ki bulamayacağım. O yüzden ben de bölüm arasında onu halletmeye çalıştım. Ee, şuraya gittim. Şu bölgede direkt Guardian'ların olduğu yer var. Hatta haritada bile gözüküyor. <laughs> Gözüktüğünü bilmedim haritada çok hoşmuş. Ve burada Guardian öldürdüm. Ve sadece öldürmekle kalmadım. Bir de şırıngayı aldım. Böylelikle Guardian'ları daha fazla doldurabiliriz evimizde. Peki fazla dolaşmadan direkt buraya gitmiş gibi görünüyorum. Nasıl burada olduğunu bildim. Nasıl kar bayomunu bulduysam. Bunu da aynı şekilde buldum. Yani dünyanın seedini internetteki bir siteye yazdım. Ve o da bana dünyada en yakın yerde şurada bir işte buranın ismi neyse temple'dan var dedi. Ben de oraya gittim. Bu tip şeyleri kendin etrafta saatlerce dolaşarak aramanın zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Çünkü açıkçası. Tamam. Ben 8 tane çıkarabildim prizmanın şart Ve bize kaç tane lazım? tanesi için 3 tane gerekiyor. Yani 12 tane lazım. Yeterince yok. Sorun değil. Çünkü bu arkadaşların doğmasını sağlayabiliyoruz. Prizmanın şartlardan bir tanesiyle 10 tane guardian doğdurabiliyoruz. Ki 10 guardian'dan eminim en az bir tane prizmanın şart çıkar. Yani bu şekilde çoğaltabiliriz. Birazcık 4 ve birazcık da canlılık özü gerekiyor. Ki hepsi var. Ben zaten bölüm arasında kendime Liv kazdım. İhtiyacımız olacağını bildiğim için. 4'ümüz zaten var. Yani bunlar oldukça kolay olması lazım. İlk başta birkaç tane 4 aktaralım buraya. Bu kadar yeterli olur. Bir tane prizmanın şardı aktaralım ve geri kalan da şunlar olsun. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Bu arkadaşları öldüreceğim ve umarım bize biraz daha fazladan prizmanın şart çıkacaktır. evet biraz sürecek. Yok topladığım yapraklar da yeterli gelmeyecek muhtemelen. Çünkü bir stek civarı yaprakla anca bir adet canlandırabiliyoruz bu yaratıkları. Çok ideal bir rakam değil. Ve yaratıkların kendisi de şimdiye kadar Minecraft'ta gelmiş en kötü şeyi zaten. Açık ara farklı. Ama bundan bir tane çıkarttık prizman işaret. Çok iyi. İstediğim de bu zaten. E, şimdi şöyle bir şey var hani. E, bir adette fazladan prizman işaret bırakmam lazım. Şart hatta. Çünkü eğer bırakmazsam bir daha direkt şey yapamayabiliriz. Sorun olur bize. Ee, direkt bir daha oraya kadar gidip tekrar yaratıkları öldürmekle falan uğraşmak istemiyorum. O yüzden mutlaka en az bir tane daha bırakmamız şart. Yapraklar bitince direkt keritlerle da yapabiliriz aslında e, şeyi. Öz verme olayını. Keritler kaç veriyormuş bir bakalım. Şu an içinde iki var. Bir tane kerit. Üç buçuk yaptı. Oo keritler iyiymiş direkt. Ha. O zaman Keret yapalım biraz değil mi? Şuradaki niye bozuldu bilmiyorum. Galiba gece falan bir yaratık düşmüş. Hmm. Buraların üstünü kapatıp veya düzgün bir tane farm da kurmak lazım tabii ki. Bize bir tane daha machine frame yapmamız gerekecek. Ondan kaçmadık. Gerekecek. Çünkü şey var. Ee, yapmamız gereken aletler var zorunlu olarak. Ve onlar da tabii ki machine frame istiyor. Dolayısıyla henüz ondan kaçmadık. Ama şimdilik o benim falset tekniğiyle kurtulmuş oldum biraz öncekinden çıktı şimdi bir tane daha doğdu umarım bundan da çıkar şimdi bizim için ideal rakam aslında hani 13 aslında 14 olsa çok daha iyi olur u bundan iki tane çıktı çok iyi tamam şimdi 12 tane zaten ben şimdi üretimde kullanacağım o yüzden onları direkt saymayın 12 dışında bir de ben eğer bir daha bunlara ihtiyacım olursa ki olacak, kesinlikle olacak. Lapizazuli yaparken bunları kullandığımıza göre. Bir daha hiç ta oraya kadar gidip bu yaratıklardan su altında öldürmeye çalışmak istemiyorum. İğrenç bir şeydi çünkü. Dolayısıyla yedekte bulunsun istiyorum. Çünkü bu yaratıkları çoğaltmak için de bu aletlerden kullanıyoruz. Dediğim gibi tercihen... Tercihen... Yanımızda bir tane bulunsa 10 tane o yaratıklardan canlandırırız. Ve 10 tanesinin birinden muhtemelen çıkar. Ama kesin değil. Çünkü çıkma olasılığı yüksek olsa da eğer çok şanssız denk gelirsem direkt çıkmaya da bilir. O yüzden hiç ona girmek istemiyorum. Muhtemelen fazladan iki tane daha olana kadar doğdurmaya devam edeceğim ben bu yaratıklardan. Fazladan iki tane olduğu zaman prizmarin şartlardan üretime ve normal görevlerimize geçebiliriz. Ama o olana kadar biraz daha geciktireceğim anlaşılan. Şu yapraklar bitsin ondan sonra havuçlara geçeyim ya. Bir tane daha öldürdüm ve hiç çıkmadı ne yazık ki. Her neyse ben o zamana kadar neden bunları yaptığımızı size bir göstereyim hemen. Öncelikle şimdi bizim dediğim gibi her şeyden önce amacımız ilk yapmaya çalıştığımız şey koşturarak ulaşmaya çalıştığımız yer emi sistemi. Çünkü emi sistemi olursa daha doğrusu Apple Genelistik sistemi eşyalarımı doğru düzgün depolayıp bulabilirim ve otomatik üretim gibi şeylerle bütün eşyaları yapmamızdanır. O yüzden yapması çok uğraştıran aletleri yapmadan önce onları yapmamı hızlandıracak şeyleri halletmeye çalışıyorum. Benim için öncelik bu. Ama onunla da bir sorunumuz var tabii ki. Sorunumuz şu. Ha, Orminer 2'nin de görevi varmış aslında. Her neyse tamam. Şimdi sorunumuz şu. Bu birkaç şey istiyor bizden. Mobeta Alloys ve Auto Farming istiyor fark ettiyseniz. Mobeta Alloys nasıl yapılıyor? Burada ve bunun için Fluid Transposer gerekiyor. Yani Fluid Transposer'ı şimdilik yapmaktan kaçındım ama yapmam gerekecek. Şimdilik yapmaktan kaçınmam ne işe yaradı? Şimdi eğer ben fully Transposer ile signalımı üretseydim biraz önce yaptığım teknikle değildi. Şu olacaktı. Çoktan elmaslarımızı harcamış olacaktık ve Fakat ben şu anda bu yaptığım e, şeyle çok daha fazla elde edebilirim elmas. Çünkü fortune basacağım kazmama. Ve direkt yeterli elmasımız yok zaten hepsini yapmaya yetecek kadar. O yüzden o yararlı oldu bize. Bir adet daha aldı. iki adet daha olunca bırakacağım. E, yani öyle. Ve onun dışında bir de farming görevi de istiyordu bu hatırlıyorsanız. Bir daha göstereyim hemen size. Auto farming. Ve auto farming de tam olarak burada. Şurada. Yani bunun içinde bir tane machine frame latex processing unit için ve bunun içinde machine frame. Kısacası şu anda 3 tane machine frame lazım. Evet. Ve bu da 36 tane emerald. Bir o kadar da muhtemelen elmas. Ve geri kalan malzemelerden bol bol da gerekiyor demek oluyor. Bunların hepsini e, kendim Villager'larla trade yapıp yapı elde edebilirim saatlerim alsa da. Ya da hani sadece emerald da değil diğer malzemelerimiz de yetmeyecek. Ya da miner'ımızı geliştirebiliriz. Ben birkaç bölüm bu miner'ı geliştirmeye ve güzelleştirmeye adayacağım. Ve enerji üretimini çoğaltmaya dediğim gibi. Ve de elmasları daha kolay elde etmemizi sağlamaya. Çünkü miner son seviyelere kadar elmas toplayamıyor. Şu anda elmas için hallediyoruz. Yani yine e, muhtemelen birkaç bölüm bölü, e, görevlerde fazla ilerlemeyeceğiz. Çünkü ilerleyemeyiz. Bunları halletmem lazım. Fakat ondan sonra işimiz oldukça kolaylaşacak. Tamam. Ben hemen yeterince prizmanın şartı yapıp geleyim. 14 oldu. Bence hani bu noktadan sonra devam etmemiz için hiçbir neden yok bana sorarsanız. O yüzden direkt şimdilik salıyorum. <laughs> tamam. Ben 12 tane kullanacağım. 2 tanesi de çoğaltmak için yeterli olur. İnanılmaz kötü şansımız olsa bile bunlar duruyor. Ve burada bir tane daha şırınga fark edeceksiniz. Ve bu da. İnek şırıngası. Direkt onu aramaya giderken inek de buldum. Biliyorsunuz bizim deri sorunumuz vardı. Tavşanlarla halletmek yerine ineklerle halletmek çok daha mantıklı. Bu inekleri e, canlandırması ne istiyor diye bir hemen bakalım. Deri istiyor. Deri zaten çıkarmıştım ve yine klasik beef istiyor. Şimdilik bunu yapmayacağız. Bununla uğraşmamız için hiçbir neden yok. Fakat eğer deri gerekirse tavşanlardan daha mantıklı bir yolumuz var artık. Bu da bilinmesi hoş bir şey. Tamam. Çok güzel şeyler hallettik. Şimdi ben e, artık bunu da hallettiğime göre... Ee, geri kalan malzemeleri halledip sizinle buluşacağım tamam. Peki son parça bitmek üzere biz de o zamana kadar son bir işimizi halledelim. <laughs> ee, yani şimdi artık ben istediğim gibi inek canlandırabildiğime göre hani ne zaman deriye ihtiyacımız olsa direkt inek canlandırıp öldürebiliriz istediğimiz sayıda şu noktada. Ee, bu da demek oluyor ki bizim hani şu biriktirip tonlarca yaptığımız tavşanlar var ya. Onlar artık ihtiyacımız yok yani evet hepsini öldüreceğiz ne yazık ki acı gerçekler ve ölü tavşanlar. Olamaz. Ne yazık ki kaçacak bir yeriniz yok. Ya da var. Çünkü biraz önce size kaçacak yer açtım. Ama sadece akıllı olanlar buradan çıktı ve geri kalanı sonsuza kadar acı çekecek. Kürek de vursam kafalarını ölürler mi? Ölüyorlar. Tamam iyi. <laughs> Tamam iki tane kaldı. Ee, öldürmesi düşündüğünden uzun sürdü. İğrenç şeyler bunlar. Çok uzun sürüyor. Tamam. Ve tabii ki birkaçı da dışarıda. Ve eğer benim görüş alanıma girerlerse ne yazık ki ölümü tutacaklar. Tamam. Bunu hallettik. Gayet iyi oldu. Gayet hoş oldu. Güzel. Ee, bunu hallettiğimize göre artık sıradaki işimize geçebiliriz. Bunu da aldım. 12 tane rebetay elde ettik. Eğer ihtiyacımız olursa deriye bunları deriye dönüştürebiliyoruz biliyorsunuz. Tamam. Şimdi artık üretimimizi yapalım. Ee, üretimimizi yapması oldukça basit. Direkt şunlar zaten malzemeleri hazırladım. Bu da Drill Fortune Augment oldu. Huu. Ve böylelikle artık drillimiz elmas ve emerald gibi şeylerden çok daha fazla malzeme çıkartacak. Şimdi bunu ikinci seviye yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Fakat inanılmaz fazla elmas istiyor ve Enderium istiyor. Enderium yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Çünkü artık e, bunun için gerekli olan Resonant Ender Bucket'ı yapabiliyorum. Çünkü Magma Crucible'ım var. Yani yapmam mümkün fakat şu anda yapmayacağım. Tamam. Çünkü e, evet gerek yok zorlamaya. Bence. Peki e, bunu hallettik. Ayrıca burada da bunlar birikti. Henüz herhangi birini ellemedim ama birikti. Sıradaki adımımız biz hemen o miner'ı geliştireceğiz. İkinci seviye yapacağız. İkinci seviye yapmak niye önemli? Şimdi bizim yaptığımız her alet için bir sürü titanyum gerekiyor. Artık öyle. Şimdi ben elimizde kalan son bauxitlerle ben de biraz bölüm arasında toplayarak 4 tane daha titanyum yapabildim. Fakat ileride yaptığımız bütün aletlerin hepsi 4'er titanyum isteyecek ki neredeyse her şey artık titanyum istiyor. Ee, örneğin bu kazmanın hızını artırmak istesek bile titanyum gerekiyor. Ve titanyum sadece yukarı seviyelerde bulunan ve bizde şu anda bitmiş olan bauxitle yapılıyor. Ki bauxiti elde etmenin kolay yolda tabii ki yine bu miner'dan geçiyor. Fakat fakat ikinci seviye miner istiyor. Yani o yüzden Bauxite ve Titanium adına bütün odağımızı ikinci seviye or Miner'a adayacağız. Bu arkadaş benim ihtiyacım olan kadar tin topladı. Hatta biraz da fazlasını topladı. Ben azıcık daha toplatacağım. Ondan sonra kendi işine bakabilir. Aynı şeyi için içinde yaparsa çok çok minnettar oluruz hepimiz değil mi? O zaman bakalım ha. Neler isteniyor? Öncelikle 32 tane Structure Frame Tier 2. Bu bizim zamanımızı bayağı bir alacak. Geri kalan her şey var. Bu zor olacak. Şimdi bazaltı en son düşünelim bence. Çünkü bazaltı nereden bulacağım hakkında pek bir fikrim yok. Herhalde direkt yer altında bile çıkmış olabilir. Bilmiyorum. Ama bazaltı en son düşünelim, tamam? Şimdi öncelikle bize structure frame tier 1 gerekiyor. Peki anne ee, ne yazıyor diyorum. 32 tane gerekiyor. Biz tier 1'den kaç tane yaptık? 24 tane. Bu da demek oluyor ki 8 tane daha structure frame tier 1 yapacağım. 8 tane daha. Bu da 8 tane daha demek. Bunlardan demek. Ve de bunlardan demek. Ve de bunlardan demek. Falan filan biliyorsunuz. Tamam. O zaman ben 8 tane daha tier 1 yapıp geri geliyorum. Tamam, 8 tane daha structure frame tier 1 yaptım. Şimdi, bizim daha önceki yaptıklarımızla beraber bu yeterli oluyor olması lazım. Tabii ki bunu bir de tier 2'ye geçirecek malzemeler var. Öncelikle e, şundan sorun değil. Bu bazat direkt bir yere gidip bulacağım. Arayıp bulurum. Daha sonra kazarım. Hiç problem değil. Buradaki arkadaşlar sadece demir ve redstone. Redstone'umuz tonlarca var. Tek ihtiyacım olan şey demir ısıtmak olacaktır. Ki demiri de ısıtıyorum zaten şu anda. Evet çok demir gidecek. Fakat sorun değil. Önemli değil ve sorun değil. Şimdi bizim için asıl sıkıntı olacak şey dediğim gibi buradaki block of aluminium brass'ler. Çünkü block of aluminium brass'lerden bize tam kaç tane gerekecek? Ee, 32 tane gerekecek. 32 tane blok of alüminyum biraz gerekecek. Yani evet. Siz düşünün artık. Ben zaten tonlarca kopar ısıtmıştım en azından. Bu koparlar bizim kesinlikle işimize yarayacak ve zaten alüminyumumuz da dolu var. Çünkü titanyum yapıyorduk. Çitanyum yaparken alüminyum geliyor durmadan. Yani İşimize görecek kadar fazla var mı bilmiyorum. Ne copper ne e, alüminyum. Fakat eğer yoksa bizim miner'e onları da kazdırabilirim. Onları da kazabiliyor çünkü. Yani evet. Orası öyle. Şu lever'ı kırayım e herhangi bir görevi yok şu anda. Tamam. Orası öyle. Ee, tabii ki smelter'imizi büyütmek şu anda bayağı bir işimize yarar aslında. Hani çünkü... Smelter'i büyümezse eğer küçük olursa şimdiki hali gibi olursa benim bunları yapmam inanılmaz uzun sürecek hepsini içine yerleştirmem. Ondan ötürü çok hoş değil ama e, alüminyum burası yapmamızın başka yolları da olabilir. Mesela bunun içine bronz yapmışız. Örneğin bu adet alüminyum brası yapabiliyor mu? Tabii ki muhtemelen alüminyumun da ısıtılmış olmasını istiyor. Bir bakayım kilinde yapabiliyor muyuz diye. Eğer eğer kilinde yapabiliyorsak çünkü e ee, işimizi hızlandırabiliriz. Çünkü ben hem bir yandan kinde üretirim bunları hem de smelter'de üretirim aynı anda. İkisiyle de aynı anda yapınca çok daha kısa sürede bitiririm diye düşünüyorum. Ama bakacağız, bakacağız. Yeterince olduğunu sanmıyorum zaten bizde daha en baştan. Deneyelim. Bunun yapıyor olması lazım. Hani birleştirilen şeyleri birleştiriyor zaten bu. Ee, odun da gerekiyor. Ya da kömür daha mantıklı olur. Yapmıyor. O zaman zorunlu olarak bu arkadaşı kullanacağız. Ee, şöyle oluyor bu da. İçi biraz dolu ama önemli değil. 3 Alüminyum. bir Koper. Yanılmıyorsam. Oran bu olması lazım. Şimdi anlarız. Evet işte Alüminyum Brass geliyor. Yani... Ee, evet. Ke Kesinlikle yeterince alüminyumumuz yok bu arada. Hiç sanmıyorum olduğunu. Yani ee, benim gidip toplamam gerekebilir ama yani çok yapacak bir şey yok o konuda da. Evet yani 5 tane yaptım. Geriye kaldı. Of of 27 tane. Ah. <laughs> Uuuu çok uzun sürecek bu Nasıl uzun sürecek nasıl uzun sürecek. Şimdi bir kere e, biliyorum asla bu kadar fazla alüminyumlarım yetmeyecek. Kopralarımın da yetmeme olasılığı var. Dolayısıyla alüminyum alacak kaynak bulacağız bizde daha fazla. Ne bulacağız? E, hem alüminyum kaynağı bulmam lazım şu anda. Hem de smelter'imi büyütmem lazım işleri hızlandırmak için. Ve de tabii ki lav da gerekecek bol bol. Bunlar boşu boşuna erimiyor. Bedavaya erimiyor bunlar. E, şimdi smelter için... Grout. Yani gravel ve sand toplayıp bunları bir işlemden geçirsek hiç fena olmaz şu anda bana sorarsanız. Hadi ilk başta simetriyi büyütelim. Daha sonra ben etraftan şey bulmaya çalışacağım. Ee, tabii ki bunları yaparken durmadan alüminyum brass blok da yapmaya devam edeceğim. Ee, şimdi claim var. Claim yoksa da yer altında bulabilirim. Yer altında bolca oluyor zaten. Ee, amacımız sand ve gravel o ikisini ayrıca e, birkaç tane bauxite de burada buldum Direkt burayı kazıp da bauxite bulmuştum. Yukarı seviyelerde bulunduğu için böyle rastgele bir dağın içine girince buluyorsunuz genelde bauxite. Ondan da toplayacağız fakat şu anda dediğim gibi benim hedefim sand. Sen niye havalı kazmıyorsun bakalım. Heh. Burayı şimdilik bozabiliriz bir önemi yok sadece sand istiyorum. Şimdi muhtemelen diyenler olacaktır hani bu kadar uğraşacağına niye direkt kendin toplamıyorsun bauxit lazımsa sana. Çünkü bu yaptığın şey inanılmaz pahalı gözüküyor eminim bauxit ihtiyacın olan kadar toplamak daha kolaydır diyeceksiniz ki öyle ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, bizim yapmaya çalıştığımız bu miner sadece bauxit için değil bir sürü kullanım alanı var. Her şeyden önemlisi aynı birinci seviye maden toplayan alet gibi maden toplayabiliyor ondan daha hızlı. Bir de bunun üstüne ondan daha az enerji harcıyor. Bunların hepsi çok önemli şeyler ki sadece baloksit değil birinci e, seviyenin toplayamadığı bir sürü farklı maden de toplayabiliyor. Yani sadece tek bir maden için değil bu bizim için çok büyük bir şey olacak. Ve eğer geliştirebiliyorsam her şeyden önce ben hep bu minerları geliştireceğim. Çünkü bizim için en önemli şey bunlar hiç kuşkusuz tamam. Yani şu anda evet e, direkt kendim gidip baloksit toplasam benim için çok daha rahat ve kısa sürerdi ama ben... İşi şimdiden halletmek istiyorum. Çünkü şu anda geliştirebileceğimi biliyorum. Elimde bütün malzemeler var. Ertelersem sonradan yapmam gerekecek. Hani zaten görevi var. İstesek de istemesek de yapacağız bunu. Şimdiden halledelim. İşimizi şimdiden kolaylaştıralım diyorum ben. Yani azıcık dişimizi sıkacağız. Yapacak bir şey yok. Zor pakette oynamanın bir e, ne denir karşılığı da bu. Çıkmamız gereken bir şey bu zor üretimler. Evet bu kadar yeterli olur artık bir zahmet. Ee, bam. Ve böylelikle 4 stack grout'umuz oldu. Ve bunları da eşit olarak şuralara dağıtacağız. Bunlar burada ısınmaya başlayacak. Ee, evet yani hani eğer bu da yetmiyorsa ne yetecek ben de bilmiyorum. Açıkçası. Tamam. Güzel. Güzel. Hoş. Bunu da hallettiğimize göre ee, yani artık bir süre beklemekten başka çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Beklerken, beklerken ben bir şuradaki genel seviyemize bakayım. 2.7 kalmış. Çok çok az fakat burada artık bence yeterince malzeme birikmiş. Artık bu arkadaşı kapatabilirim şimdilik yeniden. Lensini değiştirsek fena olmaz aslında buranın da. Ama her neyse. Şimdi ben etrafı kazacağım rastgele yerleri ve birazcık daha bauxit çıkarmaya çalışacağım. Ve o bauxitle de kendimize İki şey yapacağız. Hem artık tinimiz olduğuna göre daha fazla titanyum yapabiliyoruz. Ve titanyum için daha doğrusu kap. Dolayısıyla tinleri de işlemeye başlayalım. Birisi stek işlensin mesela. Evet. Bunlar bittikten sonra artık demirleri ısıtırım. Bauxitleri alüminyuma çevireceğiz. Alüminyumlarla şu anda ihtiyacımız olan alüminyum brass görevini yapacağız. Bunu yaparken bir sürü titanyum gerekecek ki... İleride yapacağımız her alet için 4 tane titanyum gerektiğini hesaba katarsak ileride de daha hızlı ilerlememizi sağlamış olacağız. Hepsi bir arada süper. Ben hemen şu bölgeden kazmaya devam edeceğim önceden başladım. Fakat yanıma birazcık torç alacağım. Ondan sonra umarım birazdan sizinle çok çok fazla baksite görüşeceğiz. Evet, hepsi ısındı ve bu da demek oluyor ki hepsini <laughs> şey yapacağım. Ya da hem birazını ayırayım ee, 60 tanesini yapayım çünkü 60 12'nin katı ki bir katta 12 tane blok koyuyoruz 3 3 3 3 böylelikle hem zaten maksimum yükseltebileceğim kadar yükseltmiş olurum hem de birazcık e, sealed brick'imiz de artar. Ee, tabii ki düşenlerin hepsi de bu arkadaşın içine dolacak ve bu iğrenç bir şey ama yani çok yapacak bir şey yok. O zaman şimdilik biz bunu kıralım mesela ben şuradaki tankı alayım ben bu arkadaşın. Tankın alınca içi boşalacaktır. Ve içindeki sıvılar boşa gitmiyor. Şu an ben içinde bir sürü sıvı bekletiyordum evet. Ee, sadece kontrolleri kırarsak içindeki sıvılar boşa gider. Dolayısıyla şu anda bunun bana hiçbir zarar yok. Ve Erce bunun için atmak istiyorsak daha yaratıcı bir çözümde bulmamız gerekecek çünkü artık bunu yükseltiyoruz. Başta yükseltmeyi planlamıyordum ama her şey planladığımız gibi gitmiyor değil mi? Tamam. Şu tepeyi bir açalım açabildiğimiz kadar. Süper. Tamam şimdi yükseltiyoruz. Ee, biraz daha fazla grout yapabilirim ileride. Daha da fazla yükseltmek için. Çünkü ne kadar yüksek olursa o kadar iyi bu benim için. Hani ileride bol bol kullanacağız gibi görünüyor şu anki tipinden. Bakacak olursak. Süper. Aynı şekilde şuraları da yükseltelim tamamdır. Daha sonra ben de yükseldiğime göre buraları kazabilirim. Ee, ha. evet tamam. Bu iki katı da çıkınca zaten bitiyor. Yani ben... Aa, bunun bedelini ödeyeceğim işte. Birisi aşağı gidecek çünkü. Ha yok gitmedi. Çok daha fazla yüksek olmasını istiyordum ben. Hani devasa bir şey olmasını istiyorum genel olarak Smelter'in. Bir şeyleri ısıtacaksam hepsini aynı anda koyabildiğim içine diye. Şu anda istediğim devasalıkta değil tabii ki ama. Yani artık zaman ne olur o da değil mi? Fena değil yine boyut. Eskiye göre çok daha büyük en azından orası kesin. Şimdi bu arkadaşı buraya bunu buraya koyuyoruz. Ve içindeki sıvılar geri geliyor. Ve bir sürü daha alanımız var artık. Şimdi içine 13 kopır ve 36 alüminyum koyacağım. 3 kat olması gerekiyor eee 39. Evet. Yani eee bunların hepsinin içinde sığıyor olması lazım. Hatta çok daha fazlası bile sığar. Şu an bizde kaç tane var? 17. Bunu 16 desek yani 5 tane daha. O zaman 5 copper daha. Daha sonra da bunları atacağız. E, ve alüminyumlar böylelikle bitiyor. 5 copper daha. Daha sonra da bunları atıyoruz. Ee, evet tipte gördüğünüz gibi molten alüminyum braster birikiyor. Bunlar yavaş yavaş birleşiyor. Unutmayın, hemen birleşmiyorlar. Dolayısıyla birleşmeleri birazcık sürecek. Fakat onlar birleşirken biz de buradan alabiliriz. Ben diyorum ki biz buraya bir adet hopper yapalım ya da yapmayalım direkt şuradakini alalım. Hiç boşuna malzeme harcamaya gerek yok zaten. Buradakini şu anda kullanmıyoruz. Ee, bir adet sandık yapabiliriz ama. Pekala hani işin bir gıdım daha kolaylaşmış oldu. Buraya bir clock da koyabilirim fakat içinde rastgele sıvıların akmasını istemiyorum. Hani e, aslında water koydum. Water buradan akamıyor olması lazım yanılmıyorsam. Eğer durum oysa direkt şu anda kurtarmış olurum ama yine de emin değilim. O yüzden hiç risk atmayacağım. Kendi elimle hala şey yapacağım yani. E, buna tıklayacağım. Ama şu noktada ona elimizle tıklamayı bırakıp gidip bir an önce daha fazla malzeme yapmamız lazım. Malzeme derken ne yapacağız? Tabii ki Alüminyum, alüminyumumuz bitti çünkü. Şimdi biraz daha burada alüminyumumuz var. 34 tane alüminyum. Fakat ben bunları harcamayacağım. Sadece balıkçı harcamayı planlıyorum. Ha. Burada biraz daha birikmiş var. 18 tane. Hemen bunları da aktaralım. Tinlerle de bunu yapacağız. Zaten bu yüzden tin biriktirmiştik şeyden. Ee, Miner'ımızdan. Empty cell ve empty cell'lerde bizim bu balıkçıları işlemden geçirmemizi sağlayacaktır. Şu anda bauxitleri kolay bir şekilde işlemden geçirebiliriz. Çünkü e, yeterince enerji üretiyoruz. Eskisi gibi değil. O yüzden bauxitleri işlemden geçirmek o kadar büyük bir problem değil. Yani bir sıkıntımız olmaması lazım. Ve bu bir kere işlemden geçtikten sonra bize 8 tane alüminyum veriyor. Fena bir sayı değil. Hiç fena bir sayı değil. Yani ki 8 tanesi, 12 tanesi pardon işlemden geçiyor bir kere. Kısacası buradan biraz daha elde edeceğiz. Evet. Evet. Normalde de alüminyum madenlerini harcamak gibi bir planım yoktu ama e, buradaki bauxitlerin hepsi grinderdan geçtikten sonra onları da harcamaya başlayalım grinderda. Çünkü bunların hepsi yeterli olmayabilir direkt. E, acayip fazla gerekiyor. Evet. Ama yani fena değil şu anki durumumuz. Hani bir bazalt gerekiyor ki bazaltı çoktan bulmuş bile olabilirim. Belki. Bir ihtimal. Hayır mı? Galiba hayır. E, bazaltı nereden bulacağım bilmiyorum. Ama... Buluruz bir yerden. Hemen bakarım internetten falan. Ee, direkt aşağıda bir yerde normal taş olarak bulunuyor olabilir. Fakat bu versiyonda öyle mi bilmiyorum. Belki de bir şey bulmam gerekiyordur dışarı gidip. Her neyse. Şu anda zaten baz alt endişe ettiğimiz son şey. Bu kadar şey dururken. Evet. E, şunları da bu kabloları da değiştirmenin vakti gelmiş. Yeterli gelmiyorlar artık. Flux taklar Çok fazla iş var ya. Bakalım ne yapabiliriz. İnvarla geliştirebiliriz. Çok şanslıyız ki bir sürü invarımız var. Haha espri. Hahaha. Şimdi bir tane invarla 3 tane kablo yapabiliyorum. Bana yaklaşık kaç tane kablo lazım? Bir hesaplayalım. Şurası için 3, 6, 9, 12, 15. Yani bir 9 tane miyim var alsam? 27 yeterli olur mu buraya? Otur, olur herhalde ya. 9 tane imvar alalım. Ee, ben invar önceden hazırlamıştım. Geliştirmemiz gerekir veya bir yerde kullanmamız gerekir diye. Burada tam 1 blok 3 ingıtlık invar duruyor. Gördüğünüz gibi. Böyle durumlar için bekliyordu bu. Şimdi direkt blok şeklinde alacağız. Tek yapmamız gereken şey çalışma masasında. Şimdi kablolarımızla bunları yerine koymak. Ve ondan sonra oluyor. Her şey hazır zaten. Yani kablo konusunda sıkıntımız yok. Önceki yaptığımız hazırlıklar meyvesini verecek şimdi. Bu birazcık daha zor soğuyan bir metal. O yüzden azıcık bekleyeceğiz. Şimdiden 14 tane blok of alüminyum brass yaptık. Bize 32 tane gerekiyor. Yani kesinlikle az kalmadı fakat yine de birazını hallettik. Yaklaşık yarısı. Evet. 2 blok daha olunca yarısı oluyor ki zaten içinde 5 blok daha var. Yarısını hallettik. Çok iyi. Çok çok daha hızlı gidiyor düşündüğümden. Ha, 32 tane çıktı. Düşündüğümden biraz daha fazla. Ee... Birkaç adet daha imara ihtiyacımız olabilir o zaman. Hmm. Sorun değil. Tamam. Şimdilik biz bir yapabildiklerimizi yapalım. Bağlayabildiğimiz her şeyi bağlayalım. Çünkü şu anda bütün makinelerimiz çalışmayı durdurdu hepsini söktüğüm için. Ee, yanılmıyorsam şöyle. Aynen. Bunlarla 21 adet yaptık. Ee, biraz daha retron olabilirim. Ve bunlar da bize son şeyi verecektir. Böylelikle 27 tane oldu. Şimdi bunları bir dizmeye başlayalım biz. buraları kazdım ben biraz daha işimi kolaylaştırmak adına. Direkt şunu şuradan geçirebiliriz. Açıkçası. Ve de Daha sonra da şuraya bağlıyoruz. Şuraya bağlanmasına gerek yok. İkinci defa 15 adet kaldı. Bunları da hemen şuraya dizelim. Süper. Buraya yetiştirmemiz sorun olacak muhtemelen. Ya da olmayacak mı? Tamam. Ee, neresi eksik kaldı? Ha, evet. Ee, burası, buralar. Tamam, tamam. Bir tane daha yeterli olacak. Sadece bir tane. Sadece bir tane. Süper. Geri bunu alta alalım. Daha fazla alüminyum biraz sola dursun. Ee, bir tane daha invarımızla da şunu hardened flux duct yapalım. Ve şimdi şunları da buraya bağlayalım ve bir yer kaldı mı benim unuttuğum? Yok. Niye o zaman önceden daha fazla kullanmıştık? Bilmiyorum. İki tane Kara geçtik anlaşılan aynı eskisi gibi kurulumla. Ee, tamam low voltage da şurayı bağlayalım. Burayı high voltaj falan çevirmeme gerek yok veya medium voltage'e daha doğrusu. Çünkü bu zaten fazla harcamıyor. Gerek yok. Bunların hepsi artık enerji dolu. Bu arkadaş çok daha hızlı bir şekilde çalışabilir. Ve güçlü bir şekilde. Yani herkes ve her şey mutlu şu anda. Harika. Bunu da hallettik. Artık bu arkadaş çok daha güçlü. Ve işini iyi bir şekilde yapabiliyor. Ve burada da daha da fazla pulverized alüminyum birikmiş. Bu da demek oluyor ki daha fazla alüminyum biraz. Ee, bunları koyalım. Bir tanesini ayırıyorum. Bir tanesini atıyorum. Daha sonra 33 tanesini ve e, 11 tane de kopar atacağız Tamam. Bunlarla bir miktar daha olacak ve burada da bölüm bitiriyorum. Bir dahaki bölüme bunların hepsini halletmiş şekilde geliyorum. Zaten şu anda çok fazla bir şey kalmadı. Hallettik sayılır. Eee... Evet ve ikinci seviye miner'ımızı kuruyoruz. İkinci seviye miner'ı kurunca direkt hem balkşit toplayabiliriz hem alüminyum toplayabiliriz. Kısacası bizim için az olan her şeyi toplayabiliriz neredeyse ve artık fortune olduğuna göre çok daha fazla elmas ve emerald da kazanabilirim ben. Her şey çok iyi olacak yani bir dahaki bölüm. Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrıca e, genel enerji iletimimizi artırdığımız için de işlememiz de çok daha hızlı olacak ki her zaman iyi bir şeydir bu. Evet o zaman bugün bana katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum hepinize ve bir sonraki bölüm görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay. Uyuyalım.